ekranda gördüğünüz tren Londra metrosundan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu. 1875'te yapımına başlanmış ve yıllar boyunca buhar sistemiyle çalışmış. Çünkü Osmanlı'da o dönem elektrik yokmuş. Ama o dönemde süreçinde insanları bayağı birbirine yakınlaştırmış. Yani toplumsal kaynaşmayı çok iyi sağlamış bir tren bu. Arkasında bulunan Şirin Kafe'de kahvaltı yaptık. Galata Kulesi'nin üstünde ayrıca insanların çıkıp yemek yiyebileceği restoran var. Rivayetlere göre Galata Kulesi'nin tepesine çıkan iki kişi gelecekte evlenir. O yüzden oraya çıkarken kiminle çıktığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Galata Kulesi'nin bir diğer sokağında bulunan Velvet Kafe'ye gideceğim. Biz Türk kahvelerini antika fincanlarda servis ediyoruz. Bu yüzden sizden Türk kahveniz için fincan seçmenizi isteyeceğim. Kısaca bahsedeyim fincanlarımızdan. 70'lerden İtalya'nın üretimi bir fincan. Tabağı tamamen el işçiliğidir. 1967 Bavyera Almanya üretimi. Yine 70'lerden Japon üretimi. Bunda üzerine görmüş olduğunuz desenler tamamen el işçiliği. Ufak tefek detaylarda hataları görüyorsunuz. 80'lerden Macaristan ve en eski fincanımız 1940'lardan Türkiye. Hangisini istersin? Ben şunu alayım. Ben bunu istiyorum. İstiyorsanız buraya kesinlikle uğramanız gerekiyor. Gün batımında gelirseniz daha iyi olur sizin için. Özellikle fotoğraf çektirmek istiyorsanız çok güzel manzara elde edebilirsiniz arka fonda. Görüyorsunuz ama ne gerek. Bir kız var burada.
İnsanlar cici bici giymiş gelmiş, ben böyle burada deccal gibi dolanıyorum simsiyah. Burada siyah olan birkaç tane adam var, onun işte bir de ben varım. Kendimi çok dışlanmış hissediyorum burada, her şey pembe ve gül temalı. Ama güzel bir ortam yapmış. İşte bu konsepte olmasa, teşekkür ederim abla. Bu konsepte olmasa zaten insanlar burayı kolayca bulamazdı. Mesela bana hitap etmiyor ama size hitap ederse uğramanız gerekiyor. Çünkü içeceklerini deneyin. Sodayla hazırladıkları içecekler var. Güzel, deneyebilirsiniz. Hermitia kafeye geldik. Burada zeytinyağlı yemeklerinizi rahatça yiyebileceğin çok samimi bir ortam var. Genelde Erasmus'u öğrencilerin uğradığı yer zaten burası. New York Times'dan İstanbul'da gidecek mekanlar listesinde yer alan bir yer burası. Şu mekanda 5 tane yemek seçebiliyorsunuz. Yemekleri çok lezzetli. Farklı insanlarla aynı masada oturuyorsunuz. O yüzden bir samimiyet kurabilirsiniz rahatça. Müzik yapıyorum ve ben sportmenim. Bakın, şuraya bakın. Evelallah. Bu neden biliyor musunuz? Ayakta çalıyorum, ayakta söylüyorum. And now, the end is near. And so I face the final curtain. I state my case, of which I'm certain. And every highway regrets I have a few, but then again too few. Az önce çıktığımız yer Pera Palas'tı. Orası Atatürk zamanından beri baloların yapıldığı bir yer. Önemli toplantılar, yemekler, ayrıca düğün falan da yapılıyordu. Ve şansımıza oradayken caz müziğinin Türkiye'deki babası İlhan Gencer'e denk geldik. Müthiş bir adam. Atatürk'te orada dans ederken çekilmiş bir fotoğrafı bile var. Çok güzeldi. Modern'e geldik. Türkiye'nin ilk kadın profesyonel fotoğraf sanatçısı Yıldız Nur'un sergisi vardı. İstanbul'a gelirseniz eğer İstanbul Modern Perşembe günleri biletler ücretsiz oluyor. Gelip hem kültürel anlamda vakit geçirebilirsiniz. Bu tür etkinlikleri kaçırmamanızı öneririm. Bilgilenmenizi ve kültürel anlamda kendinizi geliştirmenizi olanak sağlayan bir şey burası. Bye.
kaplumbağa zincirli hava geldik. Buranın tarihi çok eskiye dayanıyor. 18. yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Burası daha çok o zamanlardan beri uzaklardan gelenler burada genelde kalıyormuş, misafir ediliyormuş. Alt katta kuyumcular yer alıyor. Burada da atölyeler var. Ama geldiğinizde hani birisinden rica edip çıkartınızı alabilirsiniz. Eskiden Ermeni ailelerin çocuklarına bu atölye kısmında dini dersler verilirmiş. İstanbul'a gelirseniz Zincirli Han'a mutlaka uğrayın. Çok güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Biz ablamla sürekli fotoğraf çektik. Çık çık çık. Zaten arka tarafta görebilirsiniz. Millet profesyonel fotoğraf makinesi alıp gelmiş fotoğraf için. Öyle. Yaklaşık 117 yıllık tarihi boyunca başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kraliçe 2. Elizabeth, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Audrey Hepburn gibi isimleri ağırlamış. Mısır çarşısında yer alan bu restoranda Galata Köprüsü'ne karşı güzel bir manzara eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Çok nezih bir hoş bir ortam.